Atatürk'ün savaştıklarını gördük. Ya bütün cephelerde Haçlı ordularıyla savaşıyor Atatürk hayatı boyunca. Yani sadece Milli Mücadele değil. Yemen cephesinde, Trablusgarp'ta. ya Trablus İtalyanlarla savaşıyor. Ya şimdi bizim son dönemdeki yer aldığımız savaş diyelim ne diyelim operasyonlarda kimlerle ittifak halinde olduğumuza bir bakabilir misiniz? Sanki onun şeyi alınıyor gibi. Atatürk İtalyan İngilizlerle savaşıyordu. Biz Irak'ta İngilizlerle Amerikalılarla aynı safta Müslüman'a karşı saf saf tuttuk. saf tuttuk. Libya'da İtalyanla Fransızla Almanya Amerika onlarla aynı saftayız. Bugün Suriye'de yine onlarla aynı saftayız. Fransızlar Evet. Afganistan'da öyle. Ya Lübnan'da Hizbullah Lübnana İsrail'e çok büyük bir darbe indirdi. Biz askerimizi gönderdik ikisinin ortasına tampon Dur tampon kurduk. İsrail'e bir anlamda koruma sağladık. Yani Atatürk kimlerle savaştıysa biz şu anda ne yazık ki bizi yönetenler onlarla aynı safta Müslüman'a karşı mücadele ediyor. Hem lojistik destek anlamında hem aktif görev anlamında. Yani şimdi dinsizlik olarak birinde dinsizlik de... var ama nerede kimin tarafında? <laughs> yani birini dinsiz evet. olarak değerlendireceksek şu tablo tabloda kim dinsiz Allah aşkına kim İslam karşıtı? Evet. Çok... Ya bu anlamda sizin bir tanesi de çıkmış Türkiye'nin büyük bir acıyla, hüzünle, gözyaşıyla Atatürk'ünü andığı bir dönemde insanları kenefe davet ediyor. Yani siz üstad diye birilerinin arkasından giderseniz sizi davet edeceği yer sonunda karga olan kenef, oluyor, evet. sonunda kenef oluyor. Kılavuzlu karga olanın ne olduğu belli. Yani yapılan açıklamalar insanların seviyesini gösterir. Yani Atatürk düşmanlığı gözünü öylesine kör etmiş ki bu sözde tarihçinin en sonunda gitti, bir kenefe düştü. Yani bu adam İngilizlerin hayranı, Büyük Orta Doğu projesinin nimet olduğunu düşünen, yani İslam'dı, ben kabul ettirdim diyor. Ben tavsiye ettim, ben tavsiye önerdim diyen bir adam. Büyük Orta Doğu projesi milyonlarca Müslümanın katline ve neden olmuş İslam dünyasının talan projesi. Yezid'in Hz. Hüseyin'e karşı Yezid'i haklı bulan bir insan. Yani Osmanlıcı takılan, kafasına taktı o kendini Osmanlıcı olduğu sanılan bir adam ama İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'a çok ağır hakaret edecek kadar kendini kaybeden bir adam. Çanakkale Savaşı ile ilgili çok enteresan bir lafı var. Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçik kahramandır ama komutanlar kahraman değildir diyor. Neden? Çünkü komutan Atatürk. Neden? Çünkü orada <laughs> yenilgi uğratılan İngilizler. Yani böyle bir adam çıkmış Kendince Atatürk'e hakaret ediyor ve insanları kenefe davet ediyor. Yani buyursunlar kenefeleriyle kendilerini baş başa bırakalım da diyelim yani. Evet.